Rus kuşatması altındaki Çeçenistan'da neler oluyor? Çeçenler nasıl insanlar? Ne istiyorlar? Nasıl savaşıyorlar? Buradaki savaş neden bir türlü bitmiyor? Kaf Dağı'nın ardında neler oluyor? Pusulamız bu defa Kaf Dağı'nın ardını gösteriyor. Burada Kaf Dağı'nın ardında yani Kuzey Kafkasya'da yaklaşık 1,5 yıldır çok önemli bir savaş yaşanıyor. Pek çoklarının haritada yerini bile bilmediği 1 milyon nüfuslu küçücük bir ülke yanı başındaki bir deve Rusya'ya adeta kafa tutuyor. Adına Çeçenistan ya da Çeçenya denen bu küçük cumhuriyetteki en ufak bir gelişme bütün bölgeyi hatta Türkiye'yi etkiliyor, Moskova'yı sallıyor. İşte biz de sizler için Rus askerleri tarafından kuşatılmış durumda bulunan savaş altındaki Çeçenistan'a girdik. Rusların ölüm listesindeki yeni Kafkas kahramanı Şamil Basayev'i bulduk ve kendisiyle konuştuk. Ondan cephedeki son durumu öğrendik. Ayrıca Çeçenlerin Rusya'ya karşı giriştiği bağımsızlık mücadelesini inceledik. Kaf Dağı'nın ardına bakıp Kafkasları nelerin beklediğini araştırdık. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. Nasıl olur da herkese ve özellikle tüm batıya korku salan dünyanın ikinci büyük ordusu birkaç bin savaşçı karşısında başarısız olur ve hatta küçük düşer. Rusya gücü ve büyüklüğü yüzünden çoğu kez vahşi bir ayıya benzetilir. Ama bu Rus ayısı bu defa Çeçenistan'da kapana yakalandı, tuzağa düştü. İşte biz de bütün bu durumu yerinde görebilmek için Çeçen savaşçıların arasına girdik ve onların Rus ordusuna karşı nasıl savaştıklarını anlamaya çalıştık. Çeçen savaşçılarının çoğu şu anda ülkenin güneyindeki dağlık bölgede bulunuyor. Kafkas dağlarının etekleri Çeçenler için bir çeşit doğal korunma alanı oluşturuyor. Buradaki derin vadiler ve sık ormanlar Rus tanklarının, zırhlarının hareketini engelliyor. İnsanın içine işleyen soğuk havada Rus askerlerinin buralarda barınmalarını zorlaştırıyor. İşte bu yüzden Çeçen savaşçılar bu bölgedeki köylerde saklanıyorlar. Çeçenistan'da bugün tam anlamıyla bir gerilla savaşı yaşanıyor. Çeçen gerillaları bağlı bulundukları komutanın gizli emriyle harekete geçiyorlar. Kendilerine bildirilen bir noktada buluşup görevleriyle ilgili bilgi alıyorlar. Sonra da vurkaç taktiğiyle Rus birliklerinin bulunduğu kamplara ve karakollara saldırıyorlar. Amaç Rusları oradan atmak ve Rus askerlerinden silah, cephane ele geçirmek. Bu vurkaç saldırıları genelde geceleri yapılıyor. Çeçenler bundan sonra köylerdeki evlerine geri dönüp saklanıyorlar. Şu anda Çeçenistan'da bulunan Rus askerleri ise böyle bir savaşa hazırlıklı değiller. Mecburi askerlik hizmetini yaparken Çeçenistan'a gönderilen 18-19 yaşındaki gençler Çeçenlere karşı nasıl savaşacaklarını bilmiyorlar. Ayrıca burası onlar için Rusya Federasyonu içindeki özel bir cumhuriyet ve dolayısıyla savaştıkları insanlar da Rus vatandaşı. Kısacası askerler kendi ülkelerinde kendi vatandaşlarına karşı savaşıyorlar. Çoğu da bu savaşa inandığı için değil, mecbur olduğu için gelmiş. Kremlin terörist dediği Çeçen ayrılıkçılara karşı onları kullanıyor.
Oysa Çeçenler için bu bir bağımsızlık savaşı. Amaçları Rus ordusunu Çeçenistan'dan çıkarıp kendi devletlerini kurmak. Rusya içinse bu kabul edilemeyecek bir istek. Ruslar cephedeki bu zor durumu kontraktiki denen paralı yani profesyonel askerlerle yenmeye çalışıyorlar. Ama bu da yeterli olmuyor. Çünkü çoğu eski suçlu olan ve son çare olarak askerliği seçen bu insanlar da gerilla savaşına hazırlıklı değiller. İstediği yere karadan ulaşamayan Rus ordusu bu durumda hava üstünlüğünü kullanıyor. Savaş helikopterleri ve jetler askerin ulaşamadığı bu bölgelere sık sık bomba yağdırıyor. Çeçenler ise ellerindeki hafif silahlarla bunlara karşılık veremiyorlar. Tabii burada olan yine masum insanlar oluyor. Biz de çekimlerimiz sırasında Rus uçaklarının bir saat önce bombaladıkları Elistence köyünde bir eve gittik. Uçaktan atılan bir bombanın düştüğü yerde çapı yaklaşık 20 metreyi bulan 2 metre derinliğinde bir krater açılmış. Çevreye yayılan bu dev şarapnaller her şeyi parçalamış. Yakınlardaki iki evse yerle bir olmuş. Yıkılan evlerde şans eseri kimse yokmuş. Sadece 18 yaşındaki bir kız hafif yaralanmış, hepsi o kadar. Evin sahibi ve oradakiler Ruslara karşı nefretlerini ve içinde bulundukları çaresiz durumu bakın nasıl değerlendiriyorlar. Bu köyde Çeçen savaşçılarının barınabileceği bir yer yok. Herkes sivil. İşte görüyorsunuz kadınların, çocukların ve yaşlıların oturdukları yerleri bombalıyorlar. Bize kimse yardım etmiyor. Ruslar burada istediklerini yapıyorlar. Ne olur siz bize yardım edin. Buradaki durumu dünyaya anlatın. Çeçenler de Rusların bu saldırıları karşısında elleri kolları bağlı beklemiyorlar. Yaşadıkları bölgeyi çok iyi bilen bu savaşçı insanlar istedikleri an Rusların kontrolündeki düz alanlara ve hatta büyük şehirlere girebiliyorlar. Gündüz normal bir köylü gibi işini yapan bu gerillalar gece olunca saldırıya geçiyorlar. İşte bunun en son örneğini de Çeçenistan'ın başkenti Grozny'de sergilediler. Grozny'yi kontrollerinde tutan Rus askerleri 6 Mart sabahı hiç beklemedikleri bir saldırıyla uyandılar. Çeçen savaşçılar Grozny'de Rusların elinde bulunan binalara ve diğer merkezlere saldırıyorlardı. 1000 kadar savaşçı daha önceden çeşitli yollardan Grozny'ye gelmişler ve saklandıkları yerlerde saldırı emrini beklemişlerdi. Bu saldırı Rus askerleri için tam bir sürpriz oldu. Gafil avlandılar. Özellikle Rusya Savunma Bakanı General Pavel Grachov bu olay karşısında küçük düştü. Çünkü Grachov saldırıdan bir gün önce bir açıklama yapmış ve Çeçenlerin büyük ölçüde sindirildiğini, dağlık arazide sıkıştırıldıklarını söylemişti. 7 Mart'ta Çeçenler Grozny'nin 2/3'ünü ele geçirdiler. Kent sokaklarında cereyan eden çatışmalarda Çeçenlerin son derece koordineli ve planlı hareket ettikleri belli oldu. Oysa Rus askerleri böyle bir şehir savaşı için hazırlıklı değildi. Kremlin'in artık bitti dediği bir sırada Çeçenler Rus kontrolündeki başkenti bir gün içinde ele geçirmişlerdi. Çeçen savaşçılar Grozny'yi 3 gün ellerinde tuttuktan sonra aldıkları rehinelerle şehri terk ettiler. Çeçenlerin lideri Çahar Dudayev bir Rus televizyonunun yayınını keserek yaptığı açıklamasında Moskova'yla adeta alay ediyordu. Dudayev'e göre bu sadece Moskova'ya yapacakları saldırının bir provasıydı. Rus askerleri Çeçenistan'dan çıkmazsa sıra oraya da gelecekti. Bu yüzden Moskova'da yer yerinden oynadı. Halkın %70'i bu savaşı zaten onaylamıyordu. Koskoca Rus ordusu sayıları 1000'i geçmeyen gerillalar karşısında yenik düşmüştü. Devlet Başkanı Boris Yeltsin orduyu yenilgiye sürüklemekle suçlandı. Fakat aslında bu Yeltsin'in Çeçenistan konusundaki ilk başarısızlığı değildi. Boris Yeltsin, başı bantlı Çeçen haydutlarını mahvedeceğini işte böyle açıklıyordu. O gün orada bulunan Amerikan Başkanı Bill Clinton ise Yeltsin'in bu sinirli tavrı karşısında ne yapacağını şaşırmış, sanki Yeltsin'in söylediklerini duymazlıktan geliyordu. Acaba Rusya'nın güneyindeki küçücük bir özerk cumhuriyette olanlar Boris Yeltsin'i neden bu kadar sinirlendiriyordu? Koskoca Rusya Çeçenlere karşı neden sürekli hatalar yapıyor ve küçük düşüyordu? İşte bütün bu soruların yanıtlarını verebilmek için bundan 5 yıl önceye 1991'e gitmek gerekiyor.
1991 Sovyet İmparatorluğu'nun bitiş yılı olurken Çeçenler için ise her şeyin başlangıcıydı. Çeçenlerin lideri Cahar Dudayev 1991 yılında Çeçenistan'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı seçildi. Dudayev bununla da yetinmedi ve Çeçenistan'ın bağımsızlığını ilan etti. Dudayev bunun için oldukça iyi bir zaman seçmişti. Sovyetlerin çöküşü sırasında hiç kimsenin Çeçenistan'la uğraşacak hali yoktu. O yüzden bu bağımsızlık ilanı önceleri pek tepki çekmedi. Yeni Rusya Federasyonu Çeçenistan'la ilgilenmeye başladığında ise aradan 2 yıl geçmişti. Bu sırada Cahar Dudayev Çeçenistan'da tek başına iktidar olmaya çalışmış fakat kendisine muhalif gruplar yüzünden bunu tam anlamıyla başaramamıştı. Ama ne olursa olsun Çeçenlerin bağımsızlığı değişmez bir istek olarak kaldı. Oysa Rusya açısından bunu kabul etmek imkansızdı. Her şeyden önce Çeçenistan Rusya için stratejik bakımdan son derece önemli. Rusya'nın güneyini koruyan Kafkas dağlarının eteklerinde yer alan Çeçenistan, Moskova'nın oluşturduğu güvenlik hattının en önemli parçası. Burası aynı zamanda Rusya'nın Mısır ambarı olarak bilinen bölge içinde bir tampon niteliğinde. İkincisi Çeçenistan, Rusya'nın geleceği açısından son derece önemli olan petrol ve doğal gaz boru hatlarının geçtiği noktada bulunuyor. Özellikle Azeri petrolün geçiş yolu üzerindeki Çeçenistan'ın kendi başına buyruk olması Moskova'nın hiç işine gelmiyor. Üstelik Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri de Grozny'de. Son olarak Çeçenistan'ın istediği bağımsızlık verilirse bunu Rusya Federasyonu içindeki diğer özerk cumhuriyetler izleyebilir. O zaman Rusya da tıpkı Sovyetler Birliği gibi dağılır. İşte Moskova bu yüzden Çeçenlerin bağımsızlığını engellemeye çalışıyor. Ruslar bunun için önce Cahar Dudayev'e karşı ülkedeki diğer grupları harekete geçirdiler. Bunları birbirleriyle savaştırıp Çeçenistan'a bir kurtarıcı olarak gelmeyi amaçladılar. Ancak bu taktik Çeçenistan'da Dudayev'e karşı başarılı olamadı. Çünkü Dudayev Sovyet ordusuna yetişmiş bir savaş uçağı pilotu ve eski bir generaldi. Dolayısıyla Moskova'nın bu taktiklerini gayet iyi biliyordu. Dudayev'i muhalefetle zayıflatamayan Moskova bu kez daha kestirme bir yol izledi. Cahar Dudayev'e birkaç defa suikast düzenlendi. Eski Kurt General ise bunların hepsinden kurtulmayı başardı. Dudayev'i yok etmek için her yolu deneyen Moskova 1994'ün sonunda Çeçenistan'a asker yollama kararı aldı. Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in bu kararına Rusya'da pek çok kişi karşı çıktı. Kafkaslar Rusya için tarih boyunca her zaman sorun olmuştu. Rus ordusu burada bir kez daha batağa saplanabilirdi. Ancak Yeltsin etrafındaki generallerin telkinleriyle asker yollama kararından vazgeçmedi. Rus birlikleri 11 Aralık'tan itibaren 3 koldan Çeçenistan'a girmeye başladılar. Bu Yeltsin için yeni ve zorlu bir savaşın başlangıcıydı. Savunma Bakanı Pavel Grachov bir açıklama yapıp Grozny'nin alınması için bir paraşüt birliğinin yeterli olacağını söyledi. Ona göre Çeçenlerin başkenti en çok 2 saat içinde alınabilirdi. Ancak savaş başladığında Ruslar ne kadar yanıldıklarını anladılar. 2 saat içinde alınması kararlaştırılan Grozny neredeyse 2 yıldır alınamadı. Koskoca Rus ordusu Grozny'yi savunan birkaç bin Çeçen milis karşısında hezimete uğradı, küçük düştü. Rus ordusu açısından tam bir fiyasko olan bu savaş Rus televizyonlarından adeta canlı olarak yayınlandı. Ruslar tarihlerinde ilk kez özel televizyonlar ve radyolar aracılığıyla kendi topraklarındaki bu savaştan haberdar oldular. Yazılı basın özgür bir şekilde Çeçenistan'daki hataları tartıştı. Tabii bu durumda en çok Boris Yeltsin'in işini zorlaştırdı. Yapılan hatalar yüzünden Rus askerleri de iyice saldırganlaştılar. Yenilginin acısını kadın, çocuk ve yaşlılardan çıkardılar. Bazı köylerde akıl almaz katliamlar yapıldı. Özellikle paralı Rus askerleri Çeçenleri yıldırmak için Samaşki ve Novogrozny gibi bazı köylerde halkı katlettiler. Rusların kuşatması altında bulunan bölgeye basın mensupları giremediği için de yapılan bu katliamlardan kimsenin haberi olmadı. Ancak bu katliamlar Çeçenler'de zaten var olan Rus nefretini iyice arttırdı. Aslında
Aslında Çeçenlerdeki bu nefretin kökleri bundan çok daha eskilere dayanıyor. Çeçenler Kafkas halkları içinde Ruslara baş kaldıran ilk ulus. 1783'te Moskova'daki Çar'a karşı savaş başlatan Şeyh Mansur'u 1834'te Şeyh Şamil izledi. Bu gözüpek imam Çarlık Rusyası'nın korkulu rüyası haline geldi. 25 yıl boyunca Ruslara karşı koydu. Çar, Kafkas halklarını ancak bu ünlü Kafkas kahramanını esir alarak sindirebildi. Moskova, geleneklerine ve göreneklerine son derece bağlı olan bu savaşçı halkları bir türlü kontrol altına alamayınca başka yollar denedi. Bunların en kötüsünü de Stalin uyguladı. 1944 yılının 23 Şubat sabahı 800 bin Çeçen trenlere bindirilip Çeçenistan'dan binlerce kilometre uzağa Kazakistan'a ve Sibirya'ya sürüldüler. Evlerini, eşyalarını bırakıp göçmek zorunda kalan bu insanlar 13 yıl boyunca sürgünde yaşadılar. Bu dönemde Çeçenistan'a Ruslar yerleştirildi. Stalin bu sayede Çeçenleri haritadan silmek istedi ama başaramadı. Çeçenler gelenekleri ve daha da önemlisi dinleri sayesinde yabancı topraklarda da birliklerini korudular. Stalin'den sonra başa geçen reformist lider Kruşçev 1957'de Çeçenlerin itibarını iade etti ve kendi topraklarına dönmelerine izin verildi. Bizim tarihimiz her zaman sürgün, savaş ve yıkım içinde geçti. Neredeyse her 50 yılda bir kendimizi savaşın içinde bulduk. Evlerimiz ya yıkıldı ya da sürüldük. Üzerinde yaşadığımız topraklar yüzünden başımıza gelmedik kalmadı. İşte bu son olaylarda Çeçenlerin 300 yıldır yaşadıklarından farklı değil. Moskova denetimi sağlamak için ülkeye daha çok asker yolladı. Böylece Çeçenistan bir silah deposu haline geldi. Savaş tüm ülkeye yayıldı. Rusya bir süre sonra tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alıp Çeçenistan'ı dünyaya kapattı. Bu durumda Çeçen Savaşı giderek dünya gündeminden düşmeye başladı ve hatta unutuldu. Ta ki bir grup Çeçen gizlice Rusya'ya girip Budenovsk kentinde 2000 Rus'u rehin alana kadar. Bu çılgın eylem bir anda Çeçenistan'ı dünya gündeminin ilk sırasına taşıdı. Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa böylesine çılgın bir eylemle karşı karşıyaydı. Her şey geçtiğimiz Haziran ayının 14'ünde oldu. Rusya'nın güneybatısındaki Budenovsk kenti o güne dek yaşanmamış bir eyleme tanıklık ediyordu. Çeçenistan'dan Moskova'ya giden bir askeri kamyondaki tabutların içinde saklanan 150 Çeçen savaşçı Budenovsk'a gizlice geldiler ve yaptıkları ani saldırıyla şehri adeta ele geçirdiler. Önce şehrin polis merkezine saldırıp polisleri öldüren gerillalar sonra da oradaki büyük bir hastaneye girerek içeridekileri rehin aldılar. Rehinelerin toplam sayısı 1500'e yakındı. Bu terör eylemini gerçekleştiren grubun başındaysa işte bu adam vardı. Sakin tavırları ve başına bağladığı Allahu Ekber yazılı bandıyla dikkatleri çeken bu sakallı adamın adı Şamil Basayev'di. Yaptığı açıklamalarda terörist olmadıklarını, Rusya'nın Çeçenistan'da sivillere yaptığı zulmü tüm dünyaya duyurmak için bu eyleme kalkıştıklarını söylüyordu. Bu gözü kara adamın istekleri ise çok netti. Rusya, Çeçenistan'daki askerlerini çeksin ve Çeçenlerin bağımsızlığını tanımak için Çeçenlerle masaya otursun. Bu olay Rusya'yı birbirine kattı. Devlet Başkanı Yeltsin o sırada Kanada'daki G7'ler zirvesine katılıyordu. İş Başbakan Viktor Chernomyrdin'e düştü. Önce özel Rus antiterör birlikleri hastaneye iki operasyon düzenlediler. Ama Şamil Basayev komutasındaki Çeçenler hiç de acemi değillerdi. Rehineleri camlara yerleştirmişler ve hatta üzerlerine benzin dökmüşlerdi. Rus birliklerinin iki operasyonu da başarısız oldu. Üstelik Rus halkı da bütün bu olan biteni televizyondan seyrediyordu. Rusların 6 aydır Çeçenistan'da izledikleri savaş evlerine kadar gelmişti. Bu halkta tam bir panik yarattı. Şamil Basayev ve adamlarının asıl istediği 11 Aralık 1994'te Rus tanklarının Çeçenistan'a girişini çoktan unutan dünyanın kendilerini hatırlamasıydı. Bunu da başardılar. Kimileri Basayev'i azılı bir terörist olarak nitelerken, kimileri de onu bir ulusal kahraman olarak tanıttı. Sonuçta dünya kamuoyu o güne kadar Çeçenistan'da ölen 30 binden fazla insanı ve zorla dize getirilmeye çalışılan bir özerk cumhuriyeti hatırlayıverdi. Hastanedeki rehineleri kurtaramayan Ruslar sonunda Basayev'le anlaşmak zorunda kaldılar. Rusya Başbakanı Chernomyrdin Basayev'le telefonda pazarlığa başladı. Her konuşma yeni bazı denklemlerin oluşmasına yol açıyordu.
Я прошу освободить прежде всего мир всех, всех заложников. Детей, детей, женщин, больных в первую очередь. Премьер, это лицо официальное, и если руководитель правительства такого государства официальное заявление делает и официально ручается за что-то, то соответственно... Nihayet 36 saatte yapılan 5 telefon konuşması sonucunda bir anlaşmaya varıldı. Buna göre Çeçenistan operasyonu durdurulacak, Rus yönetimi Çahar Dudayev liderliğindeki ministerle görüşmelere oturacaktı. Ayrıca Basayev ve adamlarını götürmek üzere 7 otobüs, ölüleri içinse bir soğutmalı kamyon tahsis edilecekti. Buna karşılık 150 rehine serbest bırakıldı. Basayev ve adamları yanlarına aldıkları 150 rehine ile hastaneden çıkıp otobüslerle Çeçenistan'a doğru yola çıktılar. Yolda duruldu, kalkıldı ve güzergahlar değişti. Sonunda konvoy Çeçenistan'a ve Çeçenlerin kontrolündeki bölgeye ulaştı. Şamil Basayev ise burada kayıplara karıştı. Bu olay herkesi çok şaşırttı. Operasyonun başındaki adam yani Çeçen komutan Şamil Basayev bir anda günün adamı oldu. Kafkas halkları Ruslara karşı giriştiği bu eylem yüzünden Basayev'i adeta ikinci Şeyh Şamil olarak görmeye başladılar. Şeyh Şamil uzun yıllar Rus ordusuna kök söktürmüştü. Şimdi sıra ikinci Şeyh Şamil'de yani Şamil Basayev'deydi. Çeçenlerin efsanevi komutanı Şamil Basayev, Mithat Bereket'e olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Şamil Basayev, kimilerine göre terörist, kimilerine göre ise yeni Kafkas kahramanı. Basayev'den olay yaratacak açıklamalar. Pusula dönmeye devam ediyor. Bir adam düşünün, beraberindeki 150 savaşçıyla birlikte Rusya'ya gizlice girip bir şehri adeta ele geçiriyor. 1500'e yakın Rus rehin alıyor ve sonra da istediklerini Moskova'ya kabul ettirip rahatlıkla kaçabiliyor. Üstelik yaptığı bu eylem Moskova'nın altını üstüne getiriyor. Bakanlar bu yüzden istifa etmek zorunda kalıyorlar. Moskova bu eylemden sonra Çeçenlerle masaya oturup bir ateşkes anlaşması imzalıyor. Daha da önemlisi bu sayede bütün dünya Çeçenistan sorununu tanımış oluyor. İşte bütün bunları sağlayan adamın adı Şamil Basayev. Pek çoklarına göre azılı bir terörist, bazılarına göre ise halkını kurtarmak için harekete geçmiş gözü pek Çeçen kahramanı. Biz de artık tüm dünyanın tanıdığı Şamil Basayev'le görüşmek için harekete geçtik. Ancak Rusların ölüm listesinde yer alan Basayev'e ulaşmak çok zor. Çeçenistan'da savaşıyor, sürekli hareket halinde. Bulunduğu bölgeye gitmek son derece güç ve tehlikeli. Her şeyden önce Rus kontrol noktalarını aşıp Çeçenistan'a girmek gerekiyor. Rus askerleri ise hiçbir gazeteciye izin vermiyorlar. Böylelikle Çeçenistan'daki olaylardan kimsenin haberi olmuyor. Şamil Basayev 31 yaşında. Her türlü silahı kullanabilen gözü pek bir asker. İyi bir komutan. İşte biz de Rus kuşatması altındaki Çeçenistan'a girdikten sonra sürekli savaşın içinde olan Basayev'le Bedenov'daki üstünde konuştuk. Tabii önce söze Budenovsk eylemiyle başladık. Aslında Budenovsk'tan bir hafta önce Moskova'ya gitmeyi planlamıştım. Budenovsk planlarımda yoktu. Moskova'ya bizi götürecek arabayı ve adamları ayarlamıştım. Oraya bir haftada ulaşmayı planlamıştım. Peki yani nasıl oldu her şey? Çünkü amacınız Budenovsk muydu yoksa Moskova mıydı? Budenovsk'a geldiğimizde paramız bitmişti. Yola çıktığımızı Ruslar haber almış. Gerçi nereye gideceğimizi bilmiyorlardı. Muhbirlik yapan iki kişiyi bulduk ve gerekeni yaptık. Durum böyle olunca eylemimizi Budenovsk'ta yapmaya karar verdik. Bu eylem sırasında hastanede rehineleri tuttuğunuzda Çernomidin'le defalarca telefonda konuştunuz. Neler konuştunuz? O size ne söyledi, siz ne söylediniz?
Telefonla 5 kere konuştuk. Rehineleri serbest bırakmamızı istedi. Aslında Çernomirdin'in derdi rehineler değildi. Çünkü eğer gerçekten rehinelerle ilgileniyor olsaydı, bize verdikleri sözleri tutarlardı. Hiçbir şey yapmayacağız dediler ama sonra Alfa, Beta, Vitez birliklerini yolladılar. Üstelik uçaklardan bombalar yağdırdılar. Kime attılar bu bombaları? Rehinelerin ve bizim üzerimize. Bu Donetsk yüzünden dünyada çok insan bunu terörizm dedi ve hatta Ruslar da sana bandit dedi. Ne diyorsun bu konuda? Ben şu anda Çeçenistan'daki askerlerin komutanıyım. Çeçenistan Cumhuriyeti'nin bir generaliyim. Ben savaşan bir insanım, mücahidim. Ülkemi koruyorum, terörist değilim. Terörist olan Yeltsin'dir, Çernomirdin'dir. Zorbalık eden, eziyet eden bunlardır. 2 yıldır bunu yapıyorlar. Biz terörist değiliz. Ülkemizi, topraklarımızı koruyan mücahitleriz. Ama bu Budyanovsk'ta yaptığınız terörizm değil mi? Çünkü masum insanlar rehin aldınız ve hatta o eylemde masum insanlar öldü. Bu terörizm değil mi sizce? Ben Budyanovsk'u bir gün savaşarak ele geçirdim. Dağlara çıksaydık bizi bombalarlardı. Onun için insanları topladım, rehin aldım ve hastaneye girdim. Biz zaten Budenovsk'a değil, Moskova'ya gidiyorduk. Planlarımız değişince kendimizi korumak zorunda kaldık. Onun için de orada durduk. O gün 300 Rus askeri öldürdük. 3 helikopter düşürdük. Onlar bize saldırdıklarında ilk olarak hastaneleri, doğum evlerini, petrol kuyularını vuruyorlardı. Biz zorunlu olduğumuz için hastaneye girdik. Onlar burada gelip yaşlıları, çoluk çocuğu öldürürlerken dünya neredeydi? Onlara niye terörist demediler? Bugün bana terörist demeleri umurumda değil. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Şamil Basayev karısını ve ailesinin büyük bölümünü bu savaşta kaybetmiş. Ruslar evini bombalamışlar ama o ailesinin intikamını almak için değil, vatanını kurtarmak için savaştığını söylüyor. Benim 7 sülalem Ruslarla hep savaşarak bugüne geldi. Bundan sonra da Çeçenler bağımsızlığa kadar savaşacaklar. Ben çocukluğumdan beri savaşı gördüm. Bu yüzden bağımsızlığı kazanıncaya kadar seve seve savaşırım. Onlarla savaşmak zor değil. Asıl zor olan, elimizden bir şey gelmeden yaşlıların, sivillerin, çocukların uçaklardan yağan bombalarla öldüğünü görmek. Bunu önlemek için yeterli silahımız yok. İşte asıl zor olan bu. Ben Çeçenistan'daki insanların aç kalmaktan korkmayacağı, düzen ve asayiş içinde yaşayacağı bir ortam istiyorum. Dünyada doğru olanı kurmaya çalışıyorum. İşte bu bölgede, yani Çeçenistan'ın güneyinde, Kafkas Dağları'nın eteğinde ki Çeçen savaşçılar bu bölgede bulunuyorlar. Ulaşım işte bu eski Rus jipleriyle sağlanıyor. Çeçen savaşçıları, yani mücahitler, bu jipleri genelde Rus askerlerinden ele geçiriyorlar ya da hatta satın alıyorlar parayla. Ve bu jipleri kullanmalarının 2 önemli sebebi var. Birincisi, burası dağlık. Ana yolları Ruslar tuttuğu için ancak dağ yollarından, dar yollardan geçiliyor. Oralar çok kötü durumda çünkü kar yağmış durumda oralarda. İşte onun için bu jipler kullanılıyor. Ayrıca bu jipler çok dayanıklı bu yollar için. Ruslar bu bölgeye girmek yerine buradaki stratejik noktaları havadan yok ederek savaşçıların ulaşımını durdurmaya çalışıyorlar. İşte biz de bu bölgede ilerlerken Rusların havaya uçurduğu önemli bir köprünün yanından geçmek zorunda kaldık. Yıkık köprü ve çamur yüzünden her araç bu vadiyi aşamıyor. Ama Çeçenler bunun da bir yolunu bulmuşlar. Oradaki traktör vadiyi aşamayan araçlara yardım ediyor. Tabii yolcular burayı yayan geçmek zorundalar. Biz de jipimiz sayesinde bu vadiye kolaylıkla inebiliyoruz ama çıkış o kadar da kolay olmuyor. Çamurda patinaj yapan jipimizi inip itmemiz gerekiyor.
Çeçenistan'ın içlerinde savaş bölgelerinde çekim yaparken yolda sık sık Çeçen savaşçılarla karşılaşıyoruz. Bunlar ya bir operasyona gidiyorlar ya da geceki bir operasyondan dönüyorlar. Orada ellerindeki silahlar hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. Genellikle ellerinde Kalaşnikovlar var. Bunun yanı sıra fagot dedikleri tank savar ve omuzdan kullanılan bir roket atar bulunuyor. Çeçen savaşçılar buna muha diyorlar. Bütün bunları görünce insan kendi kendine sormadan edemiyor. Acaba Çeçenler Ruslara karşı silahları nereden buluyorlar? Allah bize yardım ediyor. Ayrıca Türklerden de yardım geliyor. Allah onlardan razı olsun. Bize yardım etmek zorunda değillerdi. Yardım gelmeseydi de savaşırdık. Çok memnunuz. Kalpleri bizimleydi. Elinizde gerçekten radyoaktif maddeler ve hatta biyolojik silahlar var mı? Çünkü bu yolda haberler var. Elimizde atom bombası var. Bunun dışında bir tür bomba daha var. Gerekirse bunları da kullanmaya hazırız. Bunlar tüm dünya devletlerinde var. Bizde de olmasının ne garipliği var. Ama silahlarımızın asıl önemli bölümünü Rus askerlerinden ele geçiriyoruz. Hatta çoğu zaman bunları Ruslardan satın alıyoruz. Şey, bize şimdi 2,5 saat yeter mi acaba bize? Gerçekten de Çeçenistan'daki savaşın çok garip ve bir o kadar da düşündürücü bir yanı var. Buradaki Rus askerleri para ya da vodka karşılığında Çeçen savaşçılara silah ve cephane satıyorlar. Bir şişe vodka karşılığında bir şarjör, yani 45 tane Kalaşnikov mermisi alabilirsiniz. Ama bir Rus tankı almak istiyorsanız o zaman 5-6 bin doları, yani yaklaşık 400 milyonu gözden çıkarmanız gerekiyor. Hatta anlatılanlara göre Rus askerleri kendilerine zimmetli bu tankları sattıktan sonra komutanları tarafından suçlanmamak için Çeçenlerden kendilerine de bir süre esir almalarını istiyorlarmış. İşte biz de Şamil Basayev'in karargahında genç bir Rus esiriyle karşılaştık. 19 yaşındaki bu Rus askerinin adı Pavel Anatolovic. Kendi isteğiyle Çeçenlere teslim olmuş. Kıdemli askerlerin ve özellikle de kontraktiki denen paralı askerlerin sürekli olarak kendisini dövdüğünü söylüyor. Buraya isteyerek gelen hiçbir asker yok. Normal askerlik süremde olmadığı için geldim. İsteyerek gelenler de var ama bunlara 1,5 yılını affederiz, 6 ay askerlik yaparsın diyorlar. Savaşı hiçbirimiz istemiyoruz. Buraya hiçbir eğitim almadan gönderildik. Elimizden gelse geri dönerdik. Burada benden başka Rus esirler de var. Ben geldiğime memnunum. Çeçenlere esir düşmüş bu Rus askerinin durumu aslında Çeçenistan'daki Rus ordusunun içinde bulunduğu şartları da anlatıyor. Burada savaşan paralı Rus askerlerinin psikolojik olarak kendilerini rahatlatmak ve saldırılar sırasında bir çeşit doping yapmak için uyuşturucu kullandıkları söyleniyor. Bunun etkisiyle sivil halka karşı çok daha bilinçsiz ve acımasız davranıyorlar. Çeçenlerse işte asıl bu paralı askerlere karşı savaşmak istiyorlar. Amaç katliamların intikamını almak. Ayrıca bunların üzerinde daha çok silah ve cephane bulunuyor. Oradaki bir kampta konuştuğumuz bir Çeçen savaşçı Rus askerlerine karşı en etkili silahın bıçağı olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar 3 Rus'un kafasını kesmiş. Aslında bu Çeçenlerin düşmanlarına karşı sık sık kullandıkları bir yöntem. Ta Şeyh Şami zamanından beri bu şekilde öldürülme Rus askerlerinin de korkulu rüyası. Şamil Basayev'in kullandığı silah da çok ilginç. Üzerine susturucu takılmış bu makineli tüfeğe Ruslar Vintorez diyorlar. Aslında bu silah Çeçenlerin şu anda yürüttüğü Vurkaç Savaşı'na son derece uygun. İşte Şamil Basayev'le bunları görüşürken bize yanındaki genci tanıştırıyor. Bu gencin adı Muhammed'dir. 2 senedir benimle birlikte savaşıyor. Geçen ay 16 yaşına girdi. Burada biraz utangaç davrandığına bakmayın. Savaşta hiç de öyle değildir. Şimdiye kadar 3 defa yaralandı. Savaşmaktan bıkmıyor ve sonuna kadar da savaşacak. Aslında yeteri kadar silah olsa daha savaşacak Muhammed gibi çok Çeçen var. Allah Muhammed gibi çocukları korusun. Böyle bir arkadaşım olduğu için gurur duyuyorum. Yallah kemarızı bana. Merhaba yazılır.
Bu arada hazır Çeçenlerin komutanını bulmuşken Şamil Basayev'den cephedeki son durumu da öğrenmeye çalışıyoruz. Basayev şu anda Çeçenistan'da 462 bin Rus askeri bulunduğunu söylüyor ve Rus askeri birliklerinin bulunduğu yerleri haritada ezbere gösteriyor. Şu anda Çeçenistan'da Rusların giremediği tek yer ülkenin güneyi. Grozny'nin güneyindeki Şali kentinden başlayarak bir çizgi çekildiğinde bunun kuzeyindeki düzlükler, ana yollar ve şehirler Rus askerlerinin denetiminde. Ama sanıldığı gibi savaş bir cephe hattı boyunca yapılmıyor. Çeçen savaşçılar istedikleri hemen her yere girip çıkabiliyorlar. Buna karşı Ruslar da ülkenin her yerine çeşitli birlikler yerleştirmişler. Bunlar kamp ya da karakol şeklinde. İşte Çeçen savaşçılarının asıl vurkaç yaptığı noktalar da buralar oluyor. Ruslarla savaşta Çeçenleri bir arada tutan en önemli unsur milliyetçilikleri. Ama bunun yanında bir ikinci unsur daha var ki bu da en az milliyetçilik kadar önemli. Bu da İslamiyet. İslam, Kafkasların bu savaşçı halkını bir arada tutan ve onları Ruslardan ayıran en önemli unsur olarak giderek ağırlık kazanıyor, ön plana çıkıyor. Kısacası burada İslam, Çeçenlerin tek dayanak noktası ve hatta tek ideolojileri haline geliyor. Aslında Çeçenistan'da bugün iki savaş yaşanıyor. Bunlardan biri bağımsızlık savaşı, diğeri ise cihat, yani kutsal savaş. O yüzden Çeçen mücahitler savaşa gitmeden önce imamdan izin alıyorlar ve gazevat oluyorlar. Çeçenler Sünni, hemen hemen hepsi de Şafii mezhebinden. Büyük bölümü de Kadirilik tarikatını benimsemiş durumda. Geri kalanlarsa Nakşibendiliği seçmişler. Kadirilik, Nakşibendilik gibi sessiz zikir üzerine kurulu bir tarikat değil. Aksine Kadirilerin en büyük özelliği Allah'a yakarış anlamına gelen zikir törenlerinin sesli ve dışa dönük olması. Bu yüzden Çeçenler zikir törenlerine büyük önem veriyorlar. Bu törenlerde kendilerinden geçenler, hatta bayılanlar bile oluyor. Aslında bugünkü savaş ortamında zikir, Çeçenlerin Ruslara karşı meydan okuyuşunun da en önemli göstergesi halinde. Ölenlerin ardından ya da Allah'a dua etmek için bu yol kullanılıyor. Çeçenler, Kafkas halkları arasında en dindar millet olarak tanınıyorlar. Tarih boyunca Çeçenlerin Ruslarla savaşında İslamiyet, Ortodoks Ruslara karşı birleştirici bir rol oynamış. Bugün de durum farklı değil. Ama 70 yıl süren komünizmin etkisiyle ateist bir ortamda büyüyen gençlerin İslamiyet'i tanımaya ihtiyaçları var. O yüzden de Suudi Arabistan, İran ve hatta Türkiye'ye gelip ilahiyat eğitimi gören Çeçen gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Savaş başladığından beri Çeçenler için bağımsızlıkla eş anlamda kullanılmaya başlanan bu söz aslında buradaki savaşın İslami boyutunu da anlatıyor. Bu boyut Çeçenler arasında giderek daha çok kabul buluyor. Bu savaşta Ruslara karşı İslam'a sarılmak Çeçenlerin seslerini dünyaya duyurmalarına da yardımcı oluyor. Bugün Çeçen savaşlar arasında Filistin'den, Ürdün'den, İran'dan ve hatta Türkiye'den gelen ve Çeçen olmayan mücahitler var. Bu açıdan bakıldığında Çeçenistan'daki cihat giderek ön plana çıkıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çeçenler için cuma namazları daha çok cepheden haberlerin ve son gelişmelerin duyurulduğu yerler oluyor. Köyün yaşlıları Rusların haber engellemesini cuma hutbeleri yardımıyla aşıyorlar. En son haberler buradan halka duyurulmaya çalışılıyor. Cuma namazının ardından da Kadirilerin özel olarak yaptıkları bir zikir başlıyor. Burada amaç yine aynı. Hep birlikte savaşan mücahitlerin zaferi için Allah'a dua etmek. İşte Çeçenler ve Kadirilik tarikatı. Aslında bu törenler en çok Moskova'yı korkutuyor. Çünkü Ruslar, Kafkasların bu bölgesinin giderek İslam'ın etkisi altına girmesinden son derece çekiniyorlar. Çünkü bu durumda Türkiye'nin ve İran'ın, yani diğer İslami ülkelerin Kafkaslarda etkisini arttırması söz konusu ki işte bu Rusların bu savaşı halen sürdürmelerine neden oluyor.
Aslında Rusya'nın en büyük korkusu Çeçenistan'daki bu bağımsızlık mücadelesinin diğer özerk cumhuriyetlere de sıçraması. Rusya'da yaşayan ve sayıları 20 milyonu bulan Müslümanlar için de Çeçenistan önemli bir örnek oluşturabilir. Çeçenistan'daki savaş sadece Rusya Federasyonu'nun geleceğini değil, Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in de kaderini etkileyecek. 16 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeltsin'in şansı Çeçenistan'daki başarısızlıklar yüzünden giderek azalıyor. Reformist ve liberal olarak tanınan ve bu sayede halktan oy toplayan Yeltsin şimdi giderek milliyetçi ve daha muhafazakar bir çizgiye oturuyor. Bunu da eski komünistlere ve milliyetçilere giden oyları çekebilmek için yapıyor. Ancak Çeçenistan'da tam bir çıkmaza girmiş durumda. Şu anda ne bu savaşı kazanabiliyor ne de askerlerini geri çekebiliyor. Rusya yönetimi savaş alanında üstünlük sağlayamadığı Çeçenlere karşı akla hayale gelmeyecek yöntemler kullanıyor. Bunlardan biri de rüşvet. Çeçenlerin önemli bir siyasi ve askeri merkezi durumunda olan Vedeno şehrinin yöneticisi Şirvan Basayev bu durumu şöyle anlatıyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ruslar savaşarak bizimle başa çıkamadılar. Ama her yolu deniyorlar. Bakın, bu kağıtları burada el altından halka dağıtıyorlar. Bunun üzerinde ben Rus vatandaşıyım, mücahit değilim diye yazıyor. Bunun altına adını yazıp imza atanlara Ruslar para veriyorlar. Böylelikle Çeçenistan'ın bağımsızlığını engellemeye çalışıyorlar. Bu sayede buradaki aileleri de fişliyorlar. Çeçenler ise tüm bunların farkında, adeta Moskova yönetimiyle ve özellikle de Boris Yeltsin'le alay ediyorlar. Çeçenler bizdeki gibi el sıkışarak veya öpüşerek de selamlaşmıyorlar. Bu dağların insanlarının birbirleriyle selamlaşma biçimi de çok farklı. Çeçenler birbirleriyle kucaklaşarak selamlaşıyorlar. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Bütün okullar tahrip edildi. Elektrik, telefon yok. En kötüsü haberlerde dünyaya istedikleri yalanı söylüyorlar. Bütün Müslüman devletler ve Türkiye bizi niye görmüyorsunuz? Bize neden yardım etmiyorsunuz? Elinizden, dilinizden hiçbir şey gelmiyor mu? Kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Bizim tek eksiğimiz bağımsızlık. Bağımsızlığımızı kazanınca Rusya ile düşman olmayacağız. Ticareti sürdüreceğiz. Diğer ülkelerde yaşayanlar gibi yaşamak istiyoruz. Bize mafya mücahit demeleri doğru değil. Onlar bütün Çeçenistan'ı yerle bir etmeye çalışıyorlar. Evimin erkeğini, çocuklarımın babasını öldürdüler. Bu çocuklara ben bakmak zorundayım. Çok acımasızlar. Halimizi görüyorsunuz. Bizim Rus toprağında gözümüz yok. Kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Yeltsin bize para vaat ediyor. Önce kendi halkının karnını doyursun. Onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Bizim petrolümüz bize yeter. Çeçenler petrol ve doğal gazı bağımsızlıklarını sürdürebilmenin teminatı olarak görüyorlar. Savaştan sonra ilk iş yıkılan petrol kuyularının onarılması. Petrol ve ticaret sayesinde kendi ayakları üzerinde durabileceklerine inanıyorlar. Aslında Ruslar Çeçenistan'a asker yollamakla belki de en önemli hatayı yaptılar. Bundan önce Çeçenlerin bazıları Duda'ya ve bazıları da muhalefete destek verirken Rus askerlerinin Grozny'ye saldırması her şeyi değiştirdi. Şimdi Çeçenlerin büyük çoğunluğu Duda'yevin arkasına geçti. Bugün Çeçenler Cumhurbaşkanımız dedikleri Çahar Duda'yevi tam anlamıyla destekliyorlar. Bu desteği yollardaki insanlarda ve özellikle de çocuklarda görebiliyorsunuz. Cavhar, yani cevher. Çeçenlerin Çahar Duda'ya verdikleri isim bu. Ona desteklerini de işte böyle gösteriyorlar. (Gülüyor)
Çağatürk'ü evin askerleri olan bu gençler şu anda sürüp giden savaşa ve güçlü Rus ordusuna işte bu danslarla meydan okuyorlar. Aslında bu dansları izleyince Kafkaslarla Türkiye'nin kültür açıdan birbirlerine ne kadar yakın olduklarını da anlıyorsunuz. Onların Şeyh Şamili bizim de Şeyh Şamilimiz. Onların Kafkas dansları bizim de danslarımız. Ama bu kültürel yakınlık politikaya yansımıyor. Türkiye ile Kafkas halkları arasına Moskova girmiş durumda. Ankara 70 yıl süren komünizm sırasında dışarıya kapalı kalan bu bölgeleri yeni yeni keşfediyor. Ama Rusya ile de ilişkilerini bozmak istemiyor. Öte yandan Çeçenistan'daki savaş Türkiye'ye doğrudan yansıyor. Çeçenistan'daki olaylar yüzünden bugüne kadar bir yolcu uçağı ve bir de feribot kaçırıldı. Türkiye'nin Çeçenlerle ve Çağrı Dudayev'le ilk tanışması da 1991'de oldu. Çağrı Dudayev Rusya'nın bütün hassasiyetine rağmen Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyarette neler konuşulduğu tam olarak bilinmiyor. Ama sızan haberlere göre Dudayev hem hükümetten hem de Genelkurmay Başkanlığından yardım istemişti. Bundan sonra 9 Kasım 1991'de Türkiye 7 Çeçen askerinin Ankara'ya kaçırdığı bir uçak haberiyle sarsıldı. Sovyetler Birliği'nde iç hat seferi yapan bir Aeroflot uçağı 178 yolcusuyla birlikte Esenboğa Havaalanı'na indirildi. Uçaktaki hava korsanları uçağı 5 saat havaalanında tuttular. Amaçları Çeçenistan'ın bağımsızlığının tanınması için Moskova'ya baskı yapmaktı. O gün oradaki 7 askerin komutanı çok değil, 4 yıl sonra tüm dünyanın tanıyacağı 2. Şeyh Şamil yani Şamil Basayev'di. Siz 1991'de bir Tupolev yolcu uçağını Türkiye'ye kaçırmıştınız. Bunu neden yapmıştınız? Amacınız neydi bunda? Evet, 9 Kasım 1991'de Rus askeri Grozny'ye girdi. Savaş başlamak üzereydi. Bir savaşa yol açmadan bunu dünyaya nasıl duyururuz diye düşündük. Bir arkadaşımla plan yapıp Minovat Havaalanı'na gittik. Oradan da uçağı Türkiye'ye uçurduk. Çünkü en yakın yabancı ülke Türkiye'ydi. Yarım saatte yaptığımız bir plan sonucu o uçağı kaçırmıştık. Bundan sonra Türkiye açısından ikinci ve büyük kaçırma olayı 1996'daki Avrasya feribotu oldu. Kaçırmanın nedeni yine Çeçenistan'daki savaştı. Dağıstan'daki Kızılyar köyünde 9 Ocak'ta eylem yapan Çeçenler rehinelerle geri çekilirlerken Rus askerleri tarafından sınırdaki Pervomayskaya'ya da kıstırıldılar. İşte bir grup Çeçen asıllı Türk genci de orada savaşan Çeçenlere yardım etmek için içindeki yolcuların çoğunluğu Rus olan Avrasya feribotunu kaçırdı. Çeçen mücahitler ve komutanları Salman Radüyev Pervomayskaya'dan kaçıp çatışmalar son bulunca da Avrasya feribotunu kaçıranlar teslim oldular. Eylemcilerin lideri Muhammed Tokça'nın Şamil Basıyev'in adamı olduğu ve bunun planlı bir operasyon olduğu söylendi. Muhammed Tokcan'ı tanır mıydınız? Sizin adamınız mıydı? Bu Avrasya feribotu eylemini de siz mi planladınız? Muhammed Tokcan benim kardeşim, arkadaşım. Onu tanırım ve çok severim. Ama onunla böyle bir olay yapmadık. Rus kuşatması altındaki Çeçenistan'a girince bu kaçırma olaylarının neden yapıldığını da anlıyorsunuz. Bu terör eylemleri aslında Çeçenlerin çaresizliğinden kaynaklanıyor. Çeçenlerin bugünlerdeki en büyük sıkıntısı Ruslara karşı seslerini tüm dünyaya duyurmak. Bunun için de ne gerekiyorsa yapıyorlar. Türkiye açısındansa durum oldukça karışık. Ankara bir yandan Türkiye'deki Çerkes kökenli vatandaşlarının baskısını hissediyor, öte yandan Rusya'daki Türk müteahhitlerinin kazandırdığı yıllık 6 milyar doları ve ticari ilişkilerini tehlikeye atmak istemiyor. Ayrıca Türkiye, nükleer silahlara sahip Rus ordusunu da karşısına almaktan çekiniyor. Bu yüzden kararsız bir denge politikası gidiyor. Buna karşılık Çeçenler, Osmanlı'nın devamı olarak gördükleri Türkiye'den daha çok yardım istiyorlar. Türkiye'den bize gelen yardımlara çok teşekkür ederiz. Oradakiler bize bu mücadelemizde yardım etmek zorunda değillerdi. Ama kalpleri bizimle. Buradaki sorunla kendi dertleri gibi ilgilendiler. O yüzden biraz evvel ayağa kalkarak teşekkür ettim. Ama bakın, Türk devleti büyük ve güçlü bir devlet. Diğer devletlerle iyi ilişkileri var. Bu insanları niye öldürüyorsunuz? Bu savaşı bitirin dese bir şeyler olabilir. Ama bu açıdan bize hiçbir devlet yardım etmiyor. Hepsi de Rusya'dan korkuyor. Ama dünya Rusya'yı şimdi durdurmazsa ileride herkesin başına bela olacak. Türkistan'da biz yaxşı görürüz. Türkiye'dekiler bu bombalanan insanları görmüyor mu?
Onlar da Müslüman. Dünyaya bu bombaların nelere yol açtığını anlatın. Aksakallıların, çocukların halini anlatın. Neden Türk devleti bu savaşı durdurun demiyor? Biz bütün Müslüman devletlere kızgınız. Hiçbiri Ruslara karşı sesini çıkarmıyor. Ruslar kadınlar ve çocuklarla savaşıyorlar. Başka yerde olsa tüm büyük devletler buna karşı çıkardı. Ama kimseden ses seda çıkmıyor. Biz 1 milyonluk küçücük bir ülkeyiz. Bu halimizle Ruslara kafa tutmaya çalışıyoruz. Türkiye gibi büyük bir ülke kendi nüfuzunu neden kullanmıyor? Bu nasıl bir iştir? Kafkasların yeni kahramanı Şamil Basayev'in bilinmeyen yönleri Pusula'da. Pusula kısa bir aradan sonra dönmeye devam edecek. Kafkasların yeni kahramanı, efsanevi Çeçen komutanı Şamil Basayev'in bilinmeyen yönleri Pusula'da. Pusula dönmeye devam ediyor. Hep asker, savaşçı Şamil Basayev'i tanıdık, komutan Şamil Basayev'i tanıdık. Peki insan Şamil Basayev kim? Nelerden hoşlanır, nasıl yaşar, neler hisseder? Aslında kendimi bildim bileli savaşırım. Ama bu arada boş zamanlarımda şiir yazarım. Size cephede yazdığım bir şiiri okuyayım. Bunu yakın bir arkadaşım kollarımın arasında can verdikten sonra yazdım. Kalkın, ayaklanın Kafkas gençleri. Bu tanklar, bu toplar durduramaz bizi. Korkmadan gidelim düşmana karşı. Dudaklarımızda Allah'ın ismi. Yürürüz kafirlerin üstüne. Savaşırız. Esir etmeyiz bu güzel toprakları, Kafkasya'mızı. Allah'ın izniyle bu zafer bizim. İşte pek çoklarının adını bile bilmediği bir halkın yaşama mücadelesi. Tüm bunlardan ortaya tek bir sonuç çıkıyor. Buradaki savaşta her iki taraf için de net bir askeri zafer imkansız görünüyor. Böyle giderse Kaftan'ın ardındaki bu gerilla savaşı daha uzun yıllar sürebilir ve bu durumda olan yine masum insanlar olur. Tüm bunların anahtarı ise buraya asker yollayıp bu savaşı başlatan adamın yani Boris Yeltsin'in elinde. Bu savaşı o başlattı, yine o bitirebilir. Bu arada biz de programımızın sonuna geldik. Programımızı ünlü Rus şairi Mihail Lermontov'un bir şiiriyle bitirmek istiyoruz. Bakın her Rus gencinin ezbere bildiği ünlü şiirinde Lermontov, Kafkas halklarını yani Çerkezleri ve özellikle de Çeçenleri nasıl anlatıyor? Çeçenistan'dan hepinize iyi geceler. Ve vahşidir bu vadilerin kavimleri. Onların tanrıları özgürlük, yasaları savaştır. Orada düşmanı yok etmek suç değildir. Dostluklar orada gerçektir. Ama daha da gerçeği intikamdır. Orada iyiliğe iyilikle, kana kanla karşılık verilir. Ve nefret de aşk gibi ebedidir.